Açık konuşuyorum. Şu tabloya asla inanmıyorum. Şu tabloya asla inanmıyorum. Belki benim kötü niyetliliğim. Ama Allah aşkına bir hanımefendi, belli ki iyi kötü bir yaşı var, gidecek. Ayağınıza kapanayım, e, yalvarırım ağlıyor. E i̇şte başbakanımız sizsiniz, cumhurbaşkanımız da altın masadan kazanacak biri çıksın. Kim çıksın yani? Mansur Bey çıksın. Kemal Bey çıkmasın. Daha önce... Daha önce bakın çok enteresan operasyon var. Ben öyle hissediyorum. Daha önce İstanbul İl Başkanı ne dedi? Sokakta her yerde Mansur Bey'i duyuyoruz dedi. Sonra biri kalktı Adana'da Antakya'da Hatay'da Mansur Bey'i duyuyoruz dedi. Sonra e, işte bu görüntüler derken masada tartışma var. Bilmem ne falan filan. Masayı tartıştırmamak Sayın Meral Akşener'in elinde. Masayı tartıştırmamak çok basit. Sayın Meral Akşener ben başbakan adayım dedi. Kılıçdaroğlu aday getirecek dedi. İkinci cümleyi de söylemesi gerekiyor. Masanın ağabeyi olarak hepimizi toplayan olarak Kılıçdaroğlu kimi aday olarak gösterirse ben ona oy vereceğim diye irade bildirmesi gerekir. Bana göre. Vefa bunu gerektirir. Şu tabloya bakın Allah aşkına. Kadın ölüyor ya. Nasıl bir tablodur bu yani? Bizi kimseye mahkum etme falan yani. Ben kuşku duyuyorum. Açık söyleyeyim. Çünkü öyle bir hava, öyle bir iklim doğdu ki sanki masa dağıldı dağılacak. Dağılma sebebi ne? Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı. Tamam olmasın. Olmasın. Siz öyle istemiyorsunuz. Yani Türkiye'de milyonlarca CHP'linin sizi oraya taşınan CHP'linin de iradesinden vaz mı geçiyorsunuz? 00.7'nin, 1.5'un, yarımın Efendime söyleyeyim, herkesin söz hakkı var, hassasiyeti var. Bir tek Cumhuriyet Halk Partililerin hassasiyeti yok. Hadi canım, ayıp, olmaz. Kürtlerin de hassasiyeti yok. Gösterelim onu. Kürtlerin hassasiyeti yok. CHP'lilerin hassasiyeti yok. Ama herkesin var. Gösterelim o şeyi, Sayın Akşener'in değerlendirmesini. Orada bir tweet var. Onu bir alalım buraya, lütfen. Onu görünce ne demek istediğimi anlayacaksınız zaten. Gönderin arkadaşlar tweet'i, biraz hızlı alalım, zaman az. Nasıl tweet yok çocuklar ya niye yok daha doğrusu ee, merak, Meral Akşener'in sesi var onu görelim o zaman HDP ile ilgili bir değerlendirme yapacak ee, daha doğrusu HDP'nin yaptığı bir değerlendirme var onu görelim kime hangi bakanlık verilecek kim masada olsun kim olmasın aday kim olsun gibi kısır tartışmalarla sürdürülen seçim sonrasında hiçbir şey söylemeyen bir siyasi hattın ittifakın içinde zaten biz olmayız olamayız. Mesele sadece Erdoğan'ın gitmesi veya kalması değildir. Mesele yerine gelecek olanın Türkiye'yi demokratik ilkelerle yönetip yönetmeyeceğidir. O yüzden en başından beri kişileri değil, ilkeleri konuşalım diyoruz. Şimdi bu nasıl bir kibir? Bu nasıl bir tavır ki? Herkese ayar veriyorsunuz. E kime ayar veriyorsunuz? HDP'ye veriyorsunuz. Kime ayar veriyorsunuz? Kemal Kılıçdaroğlu'na veriyorsunuz. Kime ayar veriyorsunuz? Milyonlarca seçmene ayar veriyorsunuz. CHP gelmiş %29-30'a. E bu insanların da en az 10 puanı var. 40 puan ya 40. İnsaf. İnsaf. Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmeni kurucu ideolojiye sahiptir. Bugün Önder Sav herkese tweet atmış. E, şey Whatsapp'tan göndermiş. E, Önder Sav kim? Cumhuriyet Halk Partisi'nin en son e, Baykal Döndük genel sekreteri. Yani Önder Sav'ın olduğu parti ne kadar yolundan çıkarsa çıksın neticede Atatürkçüdür ya. Seçmen Atatürkçüdür. Şimdi Ebru Hanım kalkıp diyor ki bir dakika ya size ne oluyor? Haklı. Düşünün ki bir partinin e, eş genel başkanları içeride. İçeride. Şu Figen Hanım'ın kitabını da getirelim. Bir başka rezalette o. E, eş genel başkanları içeride. E, belediye başkanları içeride siyasi partilerin e, tamamı e, almış başına belayı tamam mı e, burada kendi koltukta siyaset yapacaklar siz korunaklı yerinizde kendi içinizdeki didişmeler kimle didişiyor Meral Hanım MHP'lilerle didişiyor kimle didişiyor başka böyle bir şey olmaz yani Mansur Bey'e ne yapacağız yani? hep beraber davurucuyla biat mı edeceğiz olmaz ben tanımıyorum Mansur Bey'i ne yaptığını da bilmiyorum açıkçası yani bir belediye başkanlığı kazanmak değil, icraatla ölçülür. Dün geldi buraya Gökhan Günaydın, kendi yaptıklarını anlattı. Mansur Bey de gelsin, anlatsın. Kemal Bey onu da alkışlıyor, alkışlatıyor. Ama olmaz. Haksızlık bu. Bir de Ekrem Bey'e eleştireceğim bir şey var. O görüntüyü de getirelim. Meral Hanım'la ilgili olarak. Ekrem Bey'in o görüntüsü benim hiç hoşuma gitmedi. Çok da eleştirildi. Meral Hanım'ın karşılanma görüntüsünü rica edeceğim. O da video. Onu görelim. Allah aşkına şu tabloya bir bakalım. Seyredelim. Hocam. Merhaba arkadaşlar. Sağ ol. Sağ ol. Ama Bu nedir abi ya? Bakın. Bu nedir ya? Allah aşkına burası belediye binası ya. Belediye zabıtası, merasim takımı bando olmuş. Merhaba arkadaşlar falan. Abi bu davul zurna, bando bilmem ne kırmızı halı falan. Ya bun, bunlar çok acayip. Bu protokol yani bana sorarsanız görgüsüzce geliyor bu. Ciddi söylüyorum görgüsüzce geliyor. Neden biz daha yalın, daha yumuşak, daha insancıl bir hayattan söz edemiyoruz? Bu nedir ya? Bandomuzu ka bilmem ne. Kaldı ki, kaldı ki ben Akşener'in oraya niye gittiğini de biliyoruz yani. Tam da zamanında gidiyor Buğra Bey de yanında, sokakta Mansur Bey duyuyoruz diyor. Ee, şeyin yanına gidiyor. Hem ee, aslında İstanbul Belediye Başkanı Cumhurbaşkanlığı için sırtını sıvazlıyor. Hem Ankara'nın sırtını sıvazlıyor hem de kendisini yani bana göre bana göre Türkiye'de bir solcu aday çıkmasın diye yani solcu derken Kemal Bey solcu değil. Kemal Bey daha liberal diyelim ama kamucu bir liberal diyelim. Kemal Bey bile çıkmasın diye tabii bana sorsanız daha sosyalist biri olsun o ayrı. Ama Kemal Bey çıkmasın diye örgütlenmiş millet ya. Pes. Bu da bence onun göstergesi. Dönelim şeye arkaya şimdi koyalım. Ee, aynı zamanda Sayın e de birkaç soru soralım. Koyalım onu şeyin figen yüksek daha lütfen gönderin arkadaşlar biraz hızlı çok az zamanımız kaldı. Figen yüksek daha bir şiir kitabı yazdı. Yıkılacak duvarlar. Ya bu kitip bu şiir kitabına bakın şiir kitabından söz ediyoruz ya şiir kitabına toplatma ve imha kararı alındı heyhat Nazi Almanya'sı. Kadın hapiste ne söylerse söylesin kitap toplamak, imha etmek kaçıncı yüzyıldayız arkadaşlar? Türkiye bu durumda sağcılık bu anlamda milliyetçilik, ırkçılık oralara doğru gittiği zaman büyük bir tehdit altında Türkiye. Yasaklarla ne olur Allah aşkına? Tiyatro yapma, sinema filmi çekme, şarkı söyleme, şiir söyleme, dans etme, bale yapma. Öl. müzik dinleme dinciler diyor ki müzik yoldan çıkartır. Devlet şiiri yasaklar. E, efendim tiyatrolarda zaten üzerinde baskı var, salon yok. E dönelim müzisyenler ağzını açamıyorlar. Saatler bilmem neler e, kısaltılıyor. E, festivaller iptal ediliyor. Görmüyor musunuz? Açık, aleni net bir sanat düşmanlığı var. Türkiye nereye götürülmeye çalışılıyor çok net. Yarın göreceksiniz. E, heykellerin yıkılması yeniden başlayacak. E bütün bunların içerisinde tek derdiniz HDP ile yan yana olup olmamak. Ya HDP ile yan yana olmanıza gerek yok ki. Bırakın HDP seçmeninin oy vereceği bir aday çıksın. Hepsi bu. Pişirip pişirip, ısıtıp ısıtıp bunu söylemenin manası ne? İstanbul'u nasıl aldınız? Ankara'yı nasıl aldınız? Adana'yı nasıl aldınız? Bunca yıldır Erdoğan'ın o koltukta oturmasının kaynağı ne? Hepsi Kürt oyları. Kürt oyları olmadan bu iş olmuyor. Ecevit'in Ecevit'in, Ahmet Türk Bey'in de içinde olduğu bir gün gelse de konuşsak yeniden 1977'deki %42'leri bulmasının nedeni ne? Çünkü Kürtler o zaman sosyal demokratlarla kol kolaydı. CHP'nin bütün Türkiye'de başarılı olmasının ve bütün yerel yönetimleri almasının Erdal İnönü'nün yönetiminde nedeni ne? Kürtlerle birlikte CHP çatısı altında bozulması. Hani yine Şaban diyecek başına taş düşsün ama Baykal bozdu bu işleri. Baykal bozdu bu işleri. Baykal'ın o e, radikal ulusalcı tavrı çekti %20'ye CHP'yi, bitirdi. Sosyal demokratlarla e, yani e, Aleviler, Kürtler, Kemalistlerin e, bin bir güçlükle e, yarattığı uzlaşmayı Baykal CHP'si bitirdi. Ha e, Sayın Kılıçdaroğlu daha iyi bir yere getirdi, daha orası muamma ama neoliberalizme karşı durması bir şeydir ya.